Evet, herkese tekrardan merhabalar. Yine çok keyifli bir konuğumuzla güzel bir program gerçekleştireceğiz. Bir kontrol davet edeyim. Ondan sonra hızlı bir şekilde sohbetimize başlayacağız. Bugünkü misafirimiz gerçekten çok kıymetli tecrübelere sahip ve evet, Mahir'im selamlar. Merhaba Anıl, nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın, iyi misin? Gayet iyiyim, teşekkürler. Davet için teşekkürler. Rica ediyoruz ya, biz teşekkür ederiz. Sağ ol. Gündemin yoğun her zaman, ben biliyorum. Arkadaşlarımıza da hani böyle bir senin tecrübelerine istifade etmesi için zaman ayırdığın için biz ayrıca çok teşekkür ederiz. Çok mutlu olduk. Mahir, çok özür dilerim. Hemen iki dakika, bir saniye izleyeceğim. Evet. Şimdi Mahir Türkiye'desin diye biliyorum. Normalde Türkiye'de yaşamıyorsun. Arkadaşlarımıza bir onun anlamda da şey yapalım. Şu an Türkiye'desin değil mi? Yolculuk iyi geçti umuyorum. Evet, yani bu dönemde yolculuk biraz tedirgin edici tabii. Evet, yani hani geldik buraya. Ailelerimizi görelim uzun bir şey süre sonunda diye. Şimdilik bu iki haftalık şey evresindeyiz. Biraz kendimizi yalıtma evresinde. Bitecek birkaç gün sonra bakalım. Süper, harika. Hoş geldin tekrardan. Ben şöyle hemen diyeyim, arkadaşlarım kısa bir açıklama yapayım ve bu kadar değerli bir konuğu bulmuşken her saniyenin keyfini çıkaralım. Hem de ondan ne kadar istifade edebilirsek de faydalanmaya çalışalım istiyorum. Çünkü ben Mahir'i uzun zamandır tanıyorum. Kendisi dijital tarafla ilgili, yani dijitali biliyor demek istemiyorum. Belki Türkiye'ye dijitalin yerleşmesinde çok önemli rol oynayan kişilerin başında geliyor. Kendi mücadelesini de ben çok iyi biliyorum bu anlamda. İyi ki de böyle bir mücadele vermişler 2000'li yılların başlarından itibaren. Bugün çok keyifli bir aslında sektör haline geldi. Çok önemli bir sektör haline geldi. Pandemiyle daha da kıymeti anlaşılan bir sektör oldu. Mahir, dediğim gibi çok lafı uzatmak istemiyorum. Çok önemli bir profil. Dijital hayat için çok önemli bir profil. Aslında masanın başka bir tarafını da bilen birisi. Birazdan kariyerini konuşurken de zaten sizler buna anlayacaksınız. Ajans tarafını da çok iyi bilen birisi. Ama en önemli özelliği, ben onu birazdan daha da açacağız tabii ki. Ama bence en kıymetli şey dijitali sadece ülkemizin sınırlarında değil. Ben çok önemsediğim bir deneyimi var. Asya Pasifik pazarı, ki birazdan kendisi çok iyi anlatacaktır zaten. Çok önemli bir pazardır. Hem Avrupa pazarında çok iyi bilip aslında dünyanın e-ticarette, dijitalde nereye doğruya gittiğini, teknolojik gelişmelerin neler olduğunu Mahir'den öğreneceğiz. Mahir, tekrar teşekkür ediyoruz İş Dünyası Ünlülerinin temalı programımıza katıldığı için. Hiç vakit kaybetmeden Jale Tezer Eğitim Kurumları'nın öğrencilerinin hem de velilerinin faydasına olacak bir sohbeti başlatmak istiyorum. Kısaca seni tanıyabilir miyiz? Mahir Arkan'ı tanıyabilir miyiz? Tabii dediğim gibi teşekkür ederim onu davet ettiğin için. Anıl'la da çok eski bir iletişimimiz var. Bir türlü şu şey Barcelona Real Madrid maçını İspanya'da izlemek nasip olmadı ama inşallah ileride evet, olur. İnşallah. Şimdi çok kısaca 7 yaşında bir oğlum var. İrlanda'da yaşıyoruz. Uzun yıllardır işte bir şekilde dijital iletişim sektöründeyim. Aslında İş hayatına ilk başlangıç üniversiteden sonra pazarlama departmanında oldu. Hannover Messe isimli sebit fuarlarını organize eden bir firmada başladım pazarlama tarafı. Oradan sonra bir ajans tarafına geçtim. 3 tane ajansla çalıştım. Birikim FCA, Ogilvy ve Gray, yani kreatif ajansların şeyleri bunlar zaten önemlileri. Daha sonra da 14 yıl önce Google'da başladım İstanbul ofisinde. 7-8 yıl sonra senin de az önce söylediğin gibi Singapur ofisine geçtik. Asya Pasifik'le ilgili bir bölge rolü aldım. Biraz daha ürün tarafıydı. Sektörden, perakende sektöründen biraz daha genel olarak bir ürün tarafına geçtim. Sonra yaklaşık 3 sene önce de ailecek İrlanda'ya, Dublin'e taşındık. Orada da Türkiye ile ilgili bir rolüm var. Türkiye'deki Google ekibinin bir bölümünü yönetiyorum ve Avrupa'da da farklı ekiplerin yöneticisiyim. Aynı zamanda bu gelişen bölgelerdeki shopping reklam formatının da uzmanlarının yöneticisiyim. Şahane. Mahir, ben şunu da bir aslında arkadaşlarımızın, çünkü üniversite seçiminde arefesinde olanlar var, tam ramak kalanlar var. Hani ve kariyerini belirlemek isteyenler için aslında senin
ben kısa kısa şu lise, üniversite hayatını da bir ve nereli olduğunu da bir onları da kısaca bahsedebilirsen herhalde daha onlar için de manalı olacağını düşünüyorum. Evet, annem babam öğretmen. Farklı yerlerde yaşadık. Liseyi Antalya'da bitirdim. Antalya'da lisesini bitirdim. Oradan Boğaziçi Üniversitesi İktisat bölümünü kazandım. Açıkçası iktisatla işletmenin farkını da bilmiyordum. Matematiğim, Türkçem iyiydi. Fizik, kimya sevmiyordum. TM seçtim o yıllarda. İktisat kazandım. Hatta Koç Ekonomi vardı. Niye Koç Ekonomi var, Boğaziçi İktisat var diyordum. İlk transkriptim olunca üniversiteye gidince orada uyandım. İngilizcesi ekonomiymiş. O kadar bilmiyorum aslında hangi bölüme gittiğimi. İşte matematik, Türkçe iyi diye üniversite sınavına girdim. O akademisyen olmak istiyordum açıkçası üniversitede. Ama hayat, işte herkes istediği şeyleri yapamıyor. O yüzden de hiç iş başvurusu falan yapmamıştım son sınıfta. Master'a başladım Boğaziçi'nde ama bir şeyler devam etti. Edemedim birkaç ay sonra. Tabii çalışma olanağı da yoktu Boğaziçi'nin master'ında. Özellikle gün ortasına vermişlerdi insanlar çalışmasın diye. O mecburen master'ı bıraktım. Pazar raporu yazmaya başladım bu bahsettiğim şirkette. Aslında o şirkette öyle tanıştım. Sevgiler benim işi ciddiye aldım. Gel dediler pazarlama ekibinde başla. Dediğim gibi hiç iş başvurusu yapmamıştım. Biraz ters köşe kaldım. Sonra orada bir buçuk sene falan çalıştım. Pazarlama, halkla ilişkiler onları gördüm. Reklam dünyası ilginç geldi. Bir de zaten geride başlamışım. Her arkadaşım birçok farklı şirkette işte o pazarlamanın da önemli olduğu şirketteler. Ben reklam ajanslarına geçersem dedim hem sektörü daha iyi öğrenirim. Pazarlamanın bir başka ayağını. Bir de o zamanlar çok benim arkadaşlarımdan da okulumdan da reklam sektöründe insanlarla tanışmamıştım. Bir farklılık olur diye düşündüm. Pazarlamadan reklam ajansı tarafına geçtim. O yıllarda medya ajansı işini çok bilmiyordum. Kreatif ajanstı. Hani Mad Men izleyen varsa orada kreatif ajanslardır ya biraz ajans dünyası. O yıllarda da öyleydi aslında. Reklamcılık dendiğinde proje yaratmak, kreatif fikirler. İşte orada müşteri yöneticiliği yaptım farklı ajanslarda. En son Grey'deyken askere gidip gelmiştim. Askerden sonra Grey'e geldim. Okuldan bir arkadaşım Google'da başladığını öğrendim. O da beni bir yemekte tanıştırdı Google'un ülke müdürüyle. Onların da bir ajans bilen bir insana ihtiyacı varmış. Ajans dünyasına evet. Hakim. Biraz konuştuk. İşte kafalar uydu. Hatta aynı binadaydı Grey ile Google. Belli bir yazarıydı. Komik oldu yani benim Google'a gitmem. Nereye gidiyorsun falan dediler üst katta. İlginç oluyor tabii onu anlatmak. Ve o şekilde gittim. Ama ilginç bir şey anlatayım size mesela. Bu kariyer seçimiyle ilgili. Ben Grey'de çalışırken Emirates benim accountlarımdan biriydi, müşterilerimden. Dubai'de bir toplantıya gittim. Tüm dünyadaki ajansların topladıkları merkezleri Dubai'de. Bu pandemiden tabii etkilenen şirketlerden biri ama Emirates çok başarılı ve o zamanlar çok strateji konusunda da iyiydi. Herkes departmanlarını anlatıyor, stratejilerini planlıyor. O zamanki IT müdürü geldi ve işte o zaman Google, Amazon falan çok yeni şirketler. 2005'ten, 2004'ten bahsediyorum, 2005'ten. İşte sunumları Facebook yaptım. Herhalde Mahir daha 2004 kuruluştu. Facebook falan daha Amerika sınırlarını aşmış bir şirket değil. Yok, ortada yoktu. Anlatıyor işte, şu dünya buraya gidecek 15 sene sonra bu şirketler, platformlar. Ajans diğer farklı ajanstan gelenler de işte ne yapabiliriz buna karşı falan filan diye profesyonel olarak konuşuyorlar tamam hani işte. Sonra Emirates çıktı bir şey oldu böyle bir ajanslar olarak kaldık. Ben de kalktım dedim ki ya madem bu kadar bu büyüyecek siz profesyonel değil misiniz? Niye orada çalışmayı düşünmüyorsunuz? Benim çünkü hiç aklımda yok Google falan. Yani, madem bu kadar büyüyecek niye profesyonel gibi düşünmüyorsunuz? Ama benim aklımda da çalışmak yok açıkçası. Sadece orada sohbetin lafı geldi. İşte nasip oldu işte 6 ay 7 ay sonra ben Google'da başladım ama sadece buradan şeyin çıkarımı önemli. İnsan profesyonel olduğu zaman biraz şeye bakmalı. Kendisini en çok geliştirecek sektörler, şirketler ne biraz ona bakmalı. Çoğunlukla insanlar ne kadar para kazanacağına bakıyor ama ben şunu gördüm ki o yani en azından yaklaşık bir 16-17 senedir İşe alım ekiplerinden biriyim. Ben almasam da o işte şeylere giriyorum. İşe alım toplantılarında ben de o toplantılarda insanlarla konuşuyorum. Kendini geliştirmek istediği zaman insanlar sizin için de çok güzel bir şey oluyor. Çünkü amacı onu oradan sonra ilerlemek ve özellikle kariyerinin başındaki insanlar eğer o 1-2 seneyi kendi kişisel gelişimlerini hazırlayacakları bir alanda geçirirlerse bir yeni bir ekipte potansiyel vaat eden bir şirkette çok hızlanıyorlar. Onun dışındaki önceliklendirmelerin hepsi orta uzun vadede onların kariyerini yavaşlatıyor benim gördüğüm kadarıyla.
Çok çok önemli bir tespit. Peki Mahir, hiç aklının ucunda, yani lise hayatından bahsedelim, ya yani ortaokula inmeyelim. Ya böyle yani ileride düşünür ya insan, ya ben şu olmalıyım, bu olmalıyım. Bu tarz bir iş tabii ki, yani sonuçta Google, sen lisedeyken daha hani belki o da Amerika sınırlarını aşmadı, hani yeni yeni büyüyen bir şirketti, ama reklamcılık, o hani televizyonlara bizim zamanımızda değil, yani şimdiki arkadaşlar belki televizyon reklamlarını bile yani bu ne anlamsız diyorlar, hani Z kuşağı için söylüyorum, ama bizim zamanımızda televizyondu, gazeteydi, hele böyle fasikül buralardaki reklamlarda öyle mi etkilendi, ya ben buralarda bir şey yapabilirim falan hiç dedim o yaşlarda? Yok ya, açıkçası reklam sektörü, pazarlamanın bir profesyonellik olduğunu bilmiyordum ben. O yüzden diyorum ya, iktisatla işletmenin farkını da çok bilmeden üniversiteye girdim. Amacım orada benim gerçekten görevimin yerine getirdiği şeyleri yapmaktı. Sorumluluğum nedir? Benim iyi bir öğrenci olmak, işte sıkılıyorsam spor yapmak. Onları düzenli bir şekilde sorumluluğu yerine getireyim, yapayım modundaydım. Daha sonra zaman içerisinde işte üniversite bana çok o konuda büyük bir katkıda bulundu. Birçok farklı kulübe girdim aslında. Amacı da o farklı şeyleri öğrenmekti. Ya üniversite hayatı insan için önemli. Lise çok emin değilim. Zaten biraz da belki odaklanmak gerekiyor. En azından iki şey. Bir spor olabilir ya da bir müzik, ya da geri kalan zamanda dersler, ama üniversite insanın şeyini çalıştırıyor o anlamda, yenilikçi düşünme perspektifini. Çünkü bazı şeylerin iş olduğunu da anlıyorsunuz, para kazanıldığını. Hobisini bile çok iyi yaptığı zaman insanın para kazandığını görüyorsunuz. Ya sinema ile ben mesela orada tanıştım. Benim üniversitedeki ev arkadaşım şimdi çok başarılı bir, dünya çapında birçok farklı festivalde ödülen bir prodüktör, film prodüktörü oldu. Boğaziçi İşletme'den mi? Yani harika. Şey anlamında, o da üniversiteye geldiğinde normal aynı profilde filmle ilgilendi, devam etti. Üniversite o açıdan insan için önemli. O vizyonu farklı şekilde alabileceğini düşünüyorum. Harika oldu. Peki Mahir, şey soracağım. Şimdi sen İstanbul'daydın. Sonra bir anda, ben o senaryoyu da çok iyi hatırlıyorum. Senin çok güzel bir e-ticaret kitabın var. Hatta senin bir ara paylaşılmadığını hatırlıyorum ben. Lütfen şeyin varsa, yanılıyorsam beni düzelt. Asya Pasifik'teki yöneticinde Türkiye'deki Bülent Bey'di galiba o günün şeylerindeki yönetici. Senin transferinde de biraz şeyler oldu. O ara biraz hani bilerek, isteyerek, hani seni bırakmak istemediler. Onlar istediler vesaire. Ya şimdi çok enteresan pazarlara tanıklık ettin. Yani beni çok heyecanlandırıyor. Şimdi arkadaşlarımız niye bu kadar heyecanlanıyor bu adam diye düşünebilirler, ama Asya Pasifik, seninle sürekli mailleştik. Bana enteresan şeyler anlatıyordun. Mesela o maillerin içerisinde konuştuğumuzda. Yani özellikle uygulama şimdi Türkiye'de çok popüler, ama o zaman diyorduk ki yani günlük bir şey gibi. Hani gazeteyi okuyor, uygulamayı siliyor, tekrar başka bir şey yüklüyor dediğim bir kültür vardı. Acayip bir dinamikti. Ya çok farklı yerleri deneyimlemiş birisi olarak, bir taraf Asya Pasifik, bir tarafı Dublin diyorum, ama Dublin aslında Avrupa'nın hani teknoloji hub'ı. İstanbul. Ya yurt dışıyla bizim ülkemizi bir kıyaslayabilir misin? Aslında çok farklı şeyleri kıyaslamanı istiyorum. Zor bir şey istiyorum, ama hani bir yine bizim böyle hani senin deneyimlerinden istifade edebileceğimiz doğrultuda bir kıyaslama yapabilir misin acaba? Vallahi bir öncelikle şunu söyleyeyim. Bence Türkiye'de yaşamak zor. O 85 milyon olmak gerçekten çok mücadele istiyor. Birçok şirketin CEO'su Hintli. Niye? Çünkü 1 milyar insanın içerisinde yükselmeye çalışıyorlar. Bizim üniversite sınavının 15 katı kadar insan giriyor onların sınavına. Dolayısıyla orada daha da zor. Daha çok mücadele etmek. Türkiye'de öyle. Çok mücadele ediyorsunuz. Çok çalışkan yani bizim ülkede. Ekosistem olarak mesela şimdi baktığımızda yani şu an Türkiye birçok metrikte dünya birincisi. Bunu sadece Google çalışanları yapmıyor. Hani benim ekibim, ajanslardaki insanlar, firmalarda çalışan insanlar, çok akıllı, çok başarılı insanlar var. Çünkü çok çalışkan. Dolayısıyla bir onun altını çizmemiz lazım. Bizim ülkemizdeki insan kaynağı çok çok iyi. O yüzden de yurt dışına gittiğin zaman insanlar gerçekten şey yapılıyor. Özellikle birçok mühendis, şu an gitmek isteyen herhalde tüm mühendisler gidiyordur. Ha, şeye gelelim. Yurt dışı tecrübesi şöyle. Geçenlerde Cüneyt Özdemir'de galiba Türkiye'ye dönüş yapmış. O da onu söylüyordu. Mutlaka insanların 1-2 sene yaşamasını öneririm diyordu. O vizyon için önemli. Çünkü Türkiye'de şöyle bir eksiklik var. Yabancı insanlar çok yok. O uluslararası ekip içerisinde olmak farklı şeyleri geliştirmenizi gerektiriyor. Ortak çalışma. Türkiye'de çok ortak çalışma projesi olmayabiliyor, bulamayabiliyorsunuz. Ya da evrensel projeler. Ülke çok büyük olduğu için. Zaten Türkiye'ye bir ürün kullandığınız zaman
yani ciddi anlamda büyüyor kullanıcısı. İhtiyacınız kalmıyor. O yüzden İsrail mesela startup konusunda çok iyi. 9 milyonluk bir ülke olduğu için kafasını sürekli açması lazım. Başka pazarları düşünmesi lazım. Yani Türkiye'den çıkan insanların birkaç sene başka bir ülkede çalışması o vizyonlarını açmaları konusunda bir fırsat verecek. Asya Pasifik'in farkı şu. Orada internete bakacak olursak şöyle ilginç bir şey var. İnternetle onlar bilgisayarda tanışmamışlar. İlk cihazları telefon birçoğunun. Telefon üstünden tanışmışlar. Dolayısıyla orada şey yok. Hani internete bir web tarayıcıyla girmiyorsunuz, bir browserla girmiyorsunuz. Her şey internet. Yani o uygulama bir internet. O farklı bir kafa. O da ne demek? Birçok işlemi o telefon ekranında bitirmeyle ilgili olarak şeyleri oluşmuş, süreçleri oluşmuş. Bizden farkı o ya da Avrupa'da bu konuda aslında bize benziyor, Türkiye'ye benziyor. Daha böyle bilgisayar geliyor, internet deyince aklına tarayıcı geliyor ama Asya Pasifik'te o olmadığı için o dinamiklik, o ekranın farklılığı şirketlerin tecrübelerini de o şekilde kullanmasını sağlamasını gerektiriyor. Onu görmenin öyle bir faydası oldu. Yani dediğim gibi o esnekliği sağlıyor. Kullanıcı kimdir sorusunun o 2,5 yani dünyanın yarısındaki internet kullanıcıları için internet bilgisayarda bir tarayıcı değil. Bunu bile anlamak, orada yaşarken görmek geliştiriyor. Avrupa'ya geldiğimizde de Avrupa'da aslında bize biraz benziyor. Daha gelişmiş olanları var, daha geriden gelenleri var. E-ticaretin daha ilerlediği yerler var, geridediği yerler var. Ben aslında 2008 yılında bir blog yazmaya başladım işte bu şirket. İlk senin bahsettiğin gibi internet ilerlerken. Onun nedeni de şuydu. Çok rapor geliyor, geçiyor elime. Ben de bazen bakmak istiyorum, bir şeyleri düşünüyorum falan. Bunları koyayım diye düşündüm. O blog benim için bir şey almanak gibi oldu. O yıllara baktım. Sonra o kitaba dönüştü zaten. Onları dedim birleştireyim, böyle bir şey yapayım. Yazılı da bir kaynak olsun. Geriye dönüp baktığımda ne kadar ciddi geliştiğini görüyorum. Sırf Türkiye'nin de değil, dünyada e-ticaret tecrübe çünkü gelişmiş. İlginç şey, dünyanın bu hızlı gelişimi ilginç. Pandemi dediğin gibi bunu hızlandırdı. Kesinlikle. Peki Mahir, şöyle yapsak. Mesela bir 2007 senesine dönsek. Akıllı telefonlar çıktı. Aslında pandemiden daha etkili bir süreç galiba o akıllı telefonların çıkmasıydı. Sen de o dönemde, yani aslında şöyle bir hem ülkemizin hem dünyanın da son 15 yıldaki dijital gelişimine şöyle bir bakarsak, mercek tutacak olursak. Şimdi Türkiye'ye bir bakıyoruz. 2009'da bu özel alışveriş kulüpleri çıktı. Sen o zaman İstanbul'daydın. Birebir hepsiyle görüşüyordun. İnsanlar bilmiyordu. Bunlar ne? Markafoni vardı. Trendyol o Markafoni'den sonra çıkmıştı. Pazar yerleri vardı. Ben de biliyorsun bir pazar yerinin ondan sonra yöneticisiydim. Ondan sonra. Şimdi abi bir yere gidiyorduk. Mesela ben Sirkeci'de kendim dolaştım bilirim. O pazar yerine müşteri çekmek için. Eminönü Sirkeci'de dolaşıyorsun. Adama Excel, egzemel ver, ürünlerinin ver, varyantı dediğimiz zaman bize tabii çok tuhaf gözlerle bakıyorlardı. Ya Türkiye'de bile 2009'dan 2020'ye sence ne değişti? Bu akıllı telefon etkisi midir? Yoksa baktı insanlar marjlar daralıyor, bir tarafa akım gidiyor, burada yer almalıyım, bir fırsat var gibi mi hissettiler? Yani neydi kırılım sence? Bir de Mahir, çok bilerek söyleyeceğim, bir şey daha hatırlayayım. Bir gün seninle bir kanyonda otururken şöyle bir sohbet yapmıştık. Sen ne düşünüyorsun demiştin bana hani şeyle ilgili. Yıl 2010 galiba ya da 2009'un sonlarıydı. Ben de şey demişim, hatta o bilişim dergisine de röportajı vermişim Mahir. Demişim ki markalaşma süresi 2-2,5 yıla düşer diye bir öngörüde bulunmuşum. Şimdi bakıyorum Lehman Brothers krizinden sonrasına baktığımda abi 2009 10 sene geçmiş. Dev şirketler hani Uber, Slack, WhatsApp falan bakıyorsun. Bunlar zaten hakikaten piyasa değeri de marka değeri de çok güçlü şirketler oldular. 10 yaşında bir çocuğun olduğunu düşün ve dünyayı kafa tutuyor. Muhteşem bir şey. Yani bununla ilgili ne düşünüyorsun? Ya aslında bu hızı biraz şey tetikledi herhalde. Kullanıcılar tetikledi. Çünkü şirketlerde maalesef öyle bir şey yok. Yani o yüzden bu pandeminin en büyük getirdiği şey dijital transformasyon. Şirketler iş yapamadılar. Çünkü elemanları ofise gelemiyor. Mesela birçok şirket, özellikle geleneksel şirketler bu cloud'a, yani bulut bilişime uzaktı. Ne gerek var? İşte hazır server'ımız var. Buna para mı harcayacağız dediler. Onun bir tercih olduğunu düşündüler. Aslında tercih olmadığını anladılar böyle bir dönemde. Ama şirketlerin böyle bir dönüşüm için bir dışsal etki görmesi gerekiyordu. Ama kullanıcıların şeyi devam ediyordu zaten.
Ha, ne oluyordu? Kullanıcılar senin bahsettiğin gibi platformları büyüttü bu 10 senede. Trendyol, Hepsiburada kendi kendine büyümedi ki. Ya Tabii. da ürünler daha ucuz diye büyümedi. Tüketiciler onları tercih ettiği için büyüdüler. Evet. Sadece buna gözünü kapatan bazı markalar vardı. Yani şöyle söyleyeyim, benim eşim 10 yıl önce, hadi 15 yıl geçti ama 10 yıl önce tüm market alışverişini internetten yapıyordu. Biz 10 yıl önce hiç market alışverişi yapmıyorduk neredeyse. Hepsini e-ticaretten yapıyorduk. Aslında vardı. Doğru, Migros yapıyordu Tüketiciler zaten. yavaş yavaş, alıştılar. Lokal şeyler de ya, Sarıyer Market 10 sene önce yapıyordu bunu. Örnek Süper. veriyorum, yani İstanbul'da iki tane belki mağazası vardı. Bazı şirketler bunu yapmıştı, ya da Yemek Sepeti örneği. Yemek Sepeti yapan şey herkesten önce mobille ilgili olarak tüm application'ları çıkarması. O şimdi şeye baktığınız zaman bir dönüşüme, çok ileride denizli şirketleri, aslında şirketler kullanıcıyı takip ettikleri için önde oluyorlar. Bazı şirketler de o yatırımı yapmıyor. Yani hala diyor ki burada benim işim iyi, kar marjım iyi, onu devam ettireyim. Tüketiciye çok önden uymaya çalışan işler, şirketler bence kazandı, kazanıyor. İşte o bahsettiğim internet kökenli şirketlerin de olayı biraz o, gördüğüm kadarıyla. Onlar çünkü tüketiciyi çok iyi anlayan şirketler. Bir ilginç bir anekdot anlatayım. Asya Pasifik'e gittiğimde işte tüm bölgelerde iş yapıyorum aslında. Performans pazarlaması ile ilgili tüm ekiplerle çalışıyorum. Tüm ülkelerde benim ekibimin bir parçası var. Malezya'ya gittik. Bir tane şirketle tanıştırdılar beni. Bizim şeye benziyor işte. Oto ilan şeyleri, web siteleri gibi, platformları gibi. Ama çok başarılılar. Mobilde inanılmaz bir devrim yapmışlar. Ben de gittim, dedim ki abi ne yaptınız, bana bir anlatır mısınız? Dedi ki biz standart şey yaptık. Mobil bir tane web sitesi yaptık. Mobilde açılan. İşleri onda yaptık ama KPI'miz, her şey, yani baktığımız metrikler, başarı kriterlerimiz hep aynıydı. Ne dedik işte, masaüstü bilgisayarlarda 4 dakika vakit geçiriyorsa averajda bir kullanıcı, mobilde de 4 dakika geçiriyor. Sonra bunun böyle olmayacağını anladık dedi. Çünkü mobil cihaz küçük olduğu için ekranı insanlar o kadar vakit geçirmiyor. 1 dakika. Bunu anladıktan sonra şöyle yaptık dedi. Biz 1 dakikada bu işlemi nasıl yaptırırız diye düşündük. Örnek veriyorum. Resim yükleme özelliğini kaldırdık dedi. Fotoğraf çekmek zorunda. Makine madem elinde. Böyle böyle tamamen mobilize etmişler. Aslında mobilden açılır web sitesi yapmak yerine mobil üzerinden bir tecrübe tasarlamışlar. Ve 50 kat falan daha büyüklerdi rakiplerinden. Öyle 1, 5, 8, 10 değil. O yüzden o mobil transformasyonu yapan şirketler dediğiniz zaman onlar zaten uçuk derecede ileri çıkıyorlar. Yani hepsi buradanın Trendyol'un bir özelliğini söyleyeyim. Herkes şimdi şey diye bakıyor. Onlar çok iyi. Bu iki şirkette mobil transformasyonu, hem app'lerini hem mobil sitelerini, diğerlerinden en önce çok para vererek yapan şirketler. Belki en çok o altyapıya, o dönüşüme para harcayan şirketler onlar. Hani bir günde olmuyor. Yatırım Kesinlikle. üstüne koyuyor. Dolayısıyla hepsi birleşiyor işte. N11, Kore kökenli bir firmanın getirdiği vizyonla geliyor. Hani o zaten Kore'de şu an dünyanın en büyük süpermarket online penetrasyonu Kore'de. Şimdi o şirket Türkiye'ye o perspektifte bakıyor. Dolayısıyla o tecrübeyle baktığı zaman da kullanıcının o şeyini, trendini araştırıyor. Bilmiyorum açıklayıcı oldu mu? Bu çok ziyadesiyle oldu, çok güzel oldu hatta. Peki ülkemizdeki dijitalleşmeyi sen nerelerde tıkandığımızı düşünüyorsun? Önerin nedir? Çünkü burada hani velilerin de kendi şirketleri var. Sonuçta bu arkadaşlarımız içerisinde girişimci olacaklar da mutlaka çıkacaktır. Ne önerirsin? Yani nerelerde biz tıkanıyoruz? Valla ben birkaç tane girişimcilik kurumunda da ara ara destek olmaya çalışıyorum. Orada da benzer şeyi söylüyorum. Ölçmeyi iyi öğrenirsek bence işler daha kolay olur. Çünkü ölçümleme inanılmaz bir avantaj sağladı bence e-ticarete, dijitale, dijital pazarlamaya. Çünkü öncesindeki reklamcılık çok netti. Güzel bir fikir buluyorsun, reklamını çekiyorsun. Her yerde aynı reklamı gösteriyorsun. Herkes görüyor. Etkili bir reklamsa hedef kitle onu alıyor, yapıyordu. Şimdi bitti o. Çok pahalı zaten herkese ulaşmak. Zaten herkes her şeyi izlemiyor. Kaç kişi televizyon izliyor şimdi? Ya da dolayısıyla cihaz da arttı. Evlerde birden fazla. Artık medya stratejisi daha önem kazandı. Kreatif fikir değil. İnsanlara doğru noktada doğru mesaja gitmek gerekiyor. Bir de mesaj da arttı. Şimdi burada bunu yaparken şeyi düşünmek lazım. Ne oldu bunun etkisi, yaptığım şeyin etkisi? İşte ölçümleme orada önemli. Bence
herkes işe ölçümlemeyi öğrenerek başlasın. Ya ben 2006'da ilk bu şirkete başladığımda herhalde 3 ay sadece Google Analytics, o zaman daha yeni başlamıştı, onu yükletmiştik şirketlere. Çünkü şunu fark etmiştim, kimse ölçmüyor ki. Kim gelmiş, ne yapmış. Herkes işte benim sistemde bugün 50 tane şu ürün satıldı diyor. Nereden gelen onu aldı? Ona uğraşmıyorlardı. O sayede şeyi fark etmeye başladılar, stratejik düşünmeyi. Ve artık birçok ürün ücretsiz. Ölçümleme ürünleri, eğitimler, yani dijital akademi diye, pardon, dijital atölye diye bir şey var. Yani girip herhangi bir arama motoruna yazarlarsa ücretsiz dolu ders var. İnternette girsinler, öğrensinler, ölçümlemeyle başlasınlar. Ölçümlemeyi öğrenen insan, çünkü ölçümleme. Facebook sayfanız mı var? Twitter sayfanız mı var? YouTube kanalınız mı var? Bunların zaten kendi ölçümleme şeyleri var. Analytics işte, diye geçen. Onun dışında web sitesiyle ilgili işte Google Analytics gibi ücretsiz ölçümleme şeyleri var. Yandex metrika var galiba. Hani ölçümleme şeyleri. Evet. Ölçümleme çok önemli. Ondan sonra doğru mesajlar, doğru işte ticari adımlar falan atmak kolay. Evet, gerçekten dediğin gibi veri herhalde çok daha önem kazandı değil mi? Hatta 21. yüzyılın petrolü veri diye artık adlandırılmaya başlandı. Sen zaten 2006'dan beri bununla uğraşıyorsun. O zaman belki en somut verebileceğimiz mesajlardan bir tanesi ölçümleme kısmı. Veriyle daha fazla ondan sonra uğraşılması ve analiz edilmesi diyebiliriz özetle. Peki Mahir, pazarlama üzerinde de dijitalin ciddi etkisi oluyor. Pazarlama kavramı da daha demin biraz önce de söylediğin gibi, sen tabii ajans tarafından söyledin, neydi işte, bir kreatif yaratıyorduk. Konvansiyonel medyada bunun dağıtımını sağlıyorduk. Şimdi birazcık daha özelleştirilmiş mesajlar, özelleştirilmiş tasarımlar, ne bileyim kişiye özel teklifler, bunlarla alakalı ne söylemek istersin? Pazarlamaya daha ne gibi etkileri olacak? Ya pazarlama eskiden şeydi, çok iyi pazarlamacı denilen insanlar şeydi, vay öyle bir fikir keşfetmiş ki, öyle bir mecra, işte ne bileyim havaalanında şöyle bir yere vermiş, hedef kitle oradaymış, çok büyük etkisi olmuş. Hani az para kullanmış ama hedef kitleye kırmış. Şu an aslında mümkün bu. İşte Google'ı Google yapan ne günün sonunda, bu kadar 100 milyar dolarlık yıllık cirolara ulaştıran şey ne? O basit bir şey aradığında yanında çıkan ilgili reklam. Ya herkes zaten aynı şeyi yapıyor da bir örnek olarak onu veriyorum. Zor değil aslında şu an o ihtiyacın ne olduğunu anlamak. Kim olduğu önemli değil onu yazan kişinin. Yani 15 yaşında X kişisi mi, 58 yaşında Y kişisi mi? Hiç önemli değil. İhtiyacı oysa ulaşıyorsun. Ya da bir başka şeyle. Doğal olarak bence onlar çok fazla şu an. O sinyaller o kadar fazla ki, önemli olan o çok fazla sinyallere göre onu optimal düzeyde yapabilmek. Açıkçası bu makine öğrenimi denilen şey, machine learning, burada devreye giriyor. Sinyaller o kadar arttı ki artık akıllı bir şekilde bunu yaptım demek de çok zor. Yani birçok farklı kanal kullanıyorsunuz. Tek platform kullanmıyor hiç kimse. Ve bunu ölçmek, ona göre tekrar hedeflemek, işte bunu kapat, bunu aç demek gerçek zamanlı manuel yapılacak bir şey değil. Bunu artık o akıllı algoritmaya bırakmak lazım ki o, ya şöyle anlatayım size işin ne kadar ilginç olduğuna dair. Bu Go diye bir oyun var. Uzak Doğu'da çok meşhur olan şeyleri o kadar yüksek ki satrançta mesela 1000 kat mı daha şeymiş, komplike bir oyunmuş. Google'ın DeepMind diye bir teknolojisi var. Bu machine learning'i kullanıyor. Yani herkes de var machine learning. Bir örnek vereceğim. O DeepMind Go, dünyadaki Go şeyiyle maç yaptı. Yendi onu. Tamam mı? Hani işte orada bir algoritmayı çalıştırdılar. Sonra DeepMind 2 diye başka bir algoritma oluşturdular. 2 ya da 3 ay sonra oluştu. Kendi kendine öğreniyor bu. Oyun oynayarak. Diğer o birinci versiyonu 1000'e 0 yendi. Ve 2 ayda. Yani artık o akıllı algoritma çok iyi çalışmaya başladı. Bunu pazarlamada kullanırsın, enerji sarfiyatında kullanırsın. Ne olduğu önemli değil. Her şirket de bununla ilgili yatırımlar yapıyor. İşte ne bileyim Amazon'un da var, Microsoft'un da var bu machine learning'leri. O akıllı algoritmalar bence pazarlamayı çok daha başarılı hale getirecek. Çünkü gerçekten ihtiyacı olduğu noktada ihtiyacı olan kişilere ihtiyacı gerçekten gösteren mesajı verebilecek. Hani pazarlamada hep herkesin şey yaptığı reklamcılıkta doğru zamanda doğru kitleye doğru reklam deniyor ya. Bu artık otomatik olarak sağlanıyor o sinyaller sayesinde. Bence bunun nasıl olduğunu iyi öğrenirlerse şu an gençler ya da işte iş sahibi olan insanlar hem çok daha rahat edecekler
birçok dertten kurtaracak operasyonel, hem de en efektif sonucu alabilecekler diye düşünüyorum. Türkiye bu anlamda mesela çok iyi. Yani dediğim gibi benim bildiğim dijital ürünlere baktığım zaman dünyada bu işi çok iyi bilen pazarlama profesyonelleri var şu an ajanslarda, firmalarda. Ben açık söyleyeyim, Türkiye ekibinin yöneticisi olduğum için her seferinde övgü alıyorum. Süper, yani harika. Yani ülkemiz çok büyük olmayabilir. Yani ekonomimiz çok büyük olmayabilir, işte yapılan şeyler, ama bu konuda iyiyiz ya. Çalışkan, iyi insanlar var. Yani teknolojileri takip ediyorlar. Harika. Harika valla. Çok güzel yani. Hatta umut verici haberler bunlar. Ne güzel. Mahir, peki startuplar üzerinde bu dijitalize dünyanın sence ne gibi etkileri olacak? Yani sonuçta bir anlamda neydi? Bir rekabetçilik sağladı. Hani Seth Godin'in çok sevdiğim bir lafı var. Bugünün küçüğü yarının büyüğü diye tanımlıyor Seth Godin. Baktığında sen de buna katılıyor musun? Yani dijitalizasyon süreci startuplar için de bir fırsat mıdır? Buradaki arkadaşlarımız için bir fırsat olduğunu söyleyebilir miyiz bunu? Olmak isteyenler için. Vallahi şahsi fikrim, tamamen dijitalde doğan fikirler daha başarılı olacak. Dolayısıyla şu an birçok şirket dijitalize olmaya çalışıyor. Danışmanlık şirketlerine, McKinsey'e, Bain'e, Boston Consulting Group'a tonla para ayırıyorlar. 2-3 milyon dolar bir proje arkadaşlar, büyük şirketlerin verdiği paralar. Sadece projeye, uygulama yok bunda, strateji anlamında. Ve çoğu da zaten yapılamıyor. Şirketlerin yapıları buna müsait olmuyor, altyapıları müsait olmuyor, insan kaynakları müsait olmuyor. Küçükler o yüzden çok hızlı gidiyorlar, aradan sıyrılıyorlar. Çünkü büyükler onu satın aldığı zaman hem işleri görülüyor, hem de küçükler yani işte bir maliyetini 100'e satmış oluyor. O yüzden de bu satın almalar daha da artıyor. İnternet üstünde kurulan işler önemli. Yani herhangi bir ihtiyaç varsa dijital üzerinden bunu nasıl çözebileceklerini düşünsünler. O bile yeter. Ve çok şey var. Ya hani var ya, şimdi unuttum. 1960'ta Amerika Patent Dairesi'nde çalışan biri demiş galiba. Hani demiş değil mi? Keşfedebilecek her şey ne? Onu söylüyorsun. Evet yani yaratılabilecek her şey yaratıldı demiş. O hesap. Yani bu en azından şu 20 senelik pazarlama dünyası tecrübemde, işte pazarlama departmanı, işte marka tarafı, ajans tarafı ve platform tarafı, birçok yenilik yaratabilen şirket gördüm, kişi gördüm. Küçük olmanın bir dezavantajı yok. Sadece bence Türkiye sınırlarının dışını düşünün. Yani büyük ülke olmanın dezavantajını kafa olarak yaşamayın. Türkçe düşünmeyin örneğin. Hani bir ürünü Türkçe'de yapayım düşünmemek lazım. Çok çok güzel bir kıymetliydi. Çünkü benim de şimdi sorum sana oydu aslında. Yani markalaşma. Biz ne zaman artık Türk Hava Yolları'nın en değerli markamız olduğunu görmeyeceğimiz brand finance listelerini göreceğiz diye sana soracaktım. Çünkü yeni marka çıkartmamız lazım. Biz seninle 10-11 sene önce konuştuğumuzda da bu konuyu konuşmuştuk. Halen baktığımızda belli grupların, belli markaların çıktığını görüyoruz. Bizim ne yapmamız lazım? Senin aslında dediğin şey çok önemli. Özellikle küresel bakmak lazım her işe başlarken. Doğrudur herhalde diye düşünüyorum. Başka önerilerin ne? Hem Asya'ya hem Avrupa'ya bilen birisi olarak. Çünkü çok özür dileyerek söylüyorum. İnsanlar ya bizden çıkmaz, olmaz. Bu coğrafya kaderdir. İbn Haldun böyle demiş. Ya buna gerek yok. Bunu 15-20 sene önce de Ali Baba Çin gibi bir aslında rejimin içinden çıkarken de olmaz deniyordu. Ama bugün küresel bir ticaret devi oldu adamlar. Yani baktığımızda sen ne düşünüyorsun bu anlamda? Bu arada şöyle ilginç bir şey var. Ben o bahsettiğim blogumda bunu son yazılarımdan birine yazmıştım. Bu pandemi süreçleri, daha önce Asya Pasifik'te olan MERS vardı biliyorsunuz falan. Bu e-ticareti zıplatmış. Hı hı. İnternete yani dijital işleri zıplatmış süreçler. Bence Türkiye'de çok ilginç fikirler çıktı bile şu an. Yani bu süreçte düşünmeye başladı insanlar. Biz bunu nasıl yapmalıyız insanlar evdeyken falan. Bu dönemlerde çıkıyor. Ama Türkiye'de zaten markalar da farklılaşmaya başladı. Peak Games inanılmaz bir başarı hikayesi. Yani Sidar'ı tabii şu an herkes Peak Games'e tanıdı ama izlesene komu yapan kişi. Şimdi bazı insanlar o startup kafasında oluyor. Ya da ne bileyim Trendyol'un yatırımcısı Evren'i çoklar, aynı zamanda Peak'in ve birçok bu tip Vivense şimdi satıyor. Yani doğru noktalarda o doğru startup'ı, o büyüme trendlerini
okuyan, buna inanan insanlar, emek veren, çok çalışan insanlar. Yani bugüne kadar çok para kazanan kimler var? Nevzat Aydın, işte hani Gidiyor ekibi, Serkan Borançalılar, Sina Afralar, Mark, bunlar sattılar biliyorsun işte. Gördüğüm en çok çalışkan insanlar. Çok inanan insanlar. Yani hani bunlar profesyonel olduğunda çalışan insanlar. Kaan Dönmez, hepsi buradayı şeye, Doğan grubuna satmış. Sonra yıllarca genel müdürünü yaptı. Genel müdürlüğü startup yöneten biri gibi yapan bir. Hani bu bahsettiğim isimlerin hepsi o kadar çalışkan insanlar ki. Hiç öyle sıfırdan yaratmıyor. Demet, yani Trendyol inanılmaz çalışkan. Şimdi bunu şu yüzden söyledim. Zaten siz takip ediyorsunuz, çok çalışkansanız. Durmuyorsunuz yeni bir şey yapmak. Dünya ile eş düzeyde şeyler yapma perspektifinde oluyorsunuz. O da ileri taşıyor. Bence olay sadece inanıp işte bunu buluşturmak, ama şey değil. Hani o gazla başlayıp gazın sönmesi değil. Gazla başlayıp stratejik olarak küçük devam edip yatırımları ona göre var bu arada. Yani İzmir'de Kosgek'te ya da ne bileyim işte serbest, Mersin serbest bölgede birçok şirket var. 5 kişilik, 8 kişilik. Çok yıllar önce, şimdi ben o zaman İstanbul'daydım, herhalde 7-8 belki 10 sene önce like.com diye bir site vardı. Google satın aldı bunları. Bunlar Türkiye'den mühendislerin Amerika'ya gidip kurduğu bir şirketti. Sonra Google onları farklı yerlere aldı. Yani bizim duymadığımız da çok fazla şirket alınıyor, satılıyor. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Çok var aslında, çok girişimci. Siz emek verirseniz, gerçekten dünyadaki trendleri takip ederseniz, yazılımcı da çok bizim ülkede. Yani insan kaynağı çok. Dolayısıyla bu biraz şey işi ya, hani inanma işi. İnanan da zaten işte 2 milyar dolara şirketini satabiliyor. Hani Aynen. var. Hem de bu coğrafyanın içerisinden, hiçbir yerden değil. Farklı bir yerden değil. Doğru, çok güzel Mahir, ağzına sağlık. Peki Mahir, şimdi şöyle, bu dönem en çok yapay zekayı, derin öğrenmeyi, büyük veriyi konuştuk. 2030'a kadar bizi daha ne gibi yeni teknolojiler zorlayacak? Hayatımıza nelerin girmesini sen önden de bu takım şeyleri takip eden birisi olarak bize söyleyebilirsin, sufle edebilirsin. Valla işte senin az önce söylediğin şeyle paralel şu: bu akıllı makine öğrenileri sayesinde hani doğal reklam dediğimiz native reklamlar otomatik olarak oluşmaya başladı. Birçok şirket, birçok platform var. Bir örnek vereyim. Hani ben Google'da çalıştığım için onu biraz daha örneklendiriyorum. Yoksa herkesin benzer şeyleri var. İndirme reklam formatı var mesela. Google'ın, çünkü Google Play diye bir platformu var, arama motoru var, YouTube'u var falan. Siz bir tane görsel yüklediğinizde o uygulama marketinin linkini koyduğunuz zaman oralarda göstereceği reklam formatlarını otomatik olarak kendisi düzenliyor şirket. Yani evrensel bir formata dönüştürüyor onları. Tam o şeye, o platforma uygun formata getiriyor. Evrensel reklamlar, bu tip şeyler işi çok artık ileri boyuta götürdü. Bu akıllı makine öğrenimleri üzerine gelişiyor. Bence operasyonel iş azalacak. Bu, ama veri analitiği işi artacak. Google sertifikasyonları gibi şeyler var şimdi. Birçok şirket de bunları çıkarıyor. Hatta bununla ilgili bir haber çıktı. Hani bununla ilgili farklı farklı şey, burslar falan filan da olacak diye. Orada bu analitik düşünme, veri analitiği konusunda, yani verileri okumak önemli. Şöyle söyleyeyim. Herkes big data diye bir şeyden bahsediyor. Büyük veri. Aslında veri çok daha da artıyor, akıyor. Önemli olan o veriden bir anlam çıkarmak. O verinin ne ifade ettiğini söylemek, onu okuyabilen insanlar çok başarılı olacak, çok zengin olacak, yatırımcı olacak, girişimleri çok büyüyecek. Bence veriyi okumayı iyi anlaması lazım insanların. Operasyonel işleri çözüyor olacak makine öğrenimi. Ama gerçekten o veriyi anlama önemli. Diğer tarafta da bahsettiğim gibi, bence çoklu kültürel yapılarda ekiplerle çalışabilen insanlar, o özellikte olması ön planda olacak. Yani nasıl çok analitik bir şeyden bahsettim. Bu da çok böyle insan yönetimi, farklı kültürdeki insanlarla, işte benim Asya Pasifik'te en çok gördüğüm şey o. Çünkü ekipte bir Japon vardı, Avustralyalı vardı, Hintli vardı. Başka insanlar. Ve o insanların hepsiyle ortak çalışmayı öğrenmek gerçekten insanın şey yaptığını, belli noktalarda kendini zorladığını gösteriyor. Bunları yapabiliyorsanız, bir tarafta çok ciddi analitik, diğer tarafta çok kültürlü yapılarda çalışma, sanırım başarılı olacaksınız.
dediğim gibi öğrenciler için belki bir 3 ay 6 ay bir başka okulda okumak. Yani üniversitelerde bu programlar çok yaygın şu an gördüğüm kadarıyla. Farklı fonlar devreye girdi. İnşallah pandeminin sonrasından bahsediyorum tabii. Lisede mümkün olabiliyorsa olabilir. Ya da ben mesela öyle okumadım. Yani Türkiye'de okudum ama yurt dışında çalıştım. O da insana o derinliği verebilir. Ha, sonra Türkiye'ye gelirsiniz. Vatan cennet. İçeriye gerek yok. Yani ben de o kadar fazla yer gezdim, iş icabı yaşadım falan. Türkiye çok güzel bir ülke. Yani hiç şey değil bu. Böyle sıradan bir söz söylemiyorum. Gerçekten insan bir yerlere gidince değerini daha çok anlıyor bence buranın. Hem insanını, ne bileyim doğasını, yemeğini, şeyini, yani kendi başına yetebilme kapasitesini. Büyük bir ülke. Yani birçok kaynaklarını birbiriyle kullanabilen bir ülke. Dolayısıyla sonra karar verirsiniz ne yapacağınızı. Süper vallahi, ağzına sağlık. Ne güzel söyledin. Mahir, şimdi Asya Pasifik'le, herkes şimdi Batı çok ileride diyor ama Asya Pasifik'le lütfen bir Avrupa'yı, hatta Amerika'yı da dijital gelişmişlik açısından kıyaslayabilir misin sen? Ya hala şöyle şeyler var tabii. Birçok mühendislik birimleri Amerika'da şirketleri. Ama bu şirketlerin neredeyse tamamı Asya'da ek mühendislik birimleri açtılar ve çok büyüyorlar. Mesela ben Singapur'dayken inanılmaz dev gibi bir mühendislik birimi açmıştı Google oraya. Binanın yarısı oradaydı. Çünkü şöyle bir şeyleri vardı. O, dedim ya, o internetin algılama yapısı çok farklı, telefon. O kafayı Amerikalı'nın anlaması çok zor. Onu Vietnamlı birinin yapması lazım. Ama Vietnamların hepsi de gitmek istemiyor Amerika'ya. O yeteneği ne yapacak? Yani şimdi öyle değil mi? Mesela İsrail'de çok fazla mühendis var. Gitmek istemiyorlar. Başka bir yerde yaşamak istemiyorlar. Türkiye'de de Türkiye'de yaşamak isteyen ya da yurt dışında yaşayıp geri dönmek isteyen insanlar. Dolayısıyla o şey önemli. O yaklaşımları bilip farklı yerlerde çalışmak, ama günün sonunda Asya Pasifik'te dünya nüfusunun yarısı var. Bir şirket orayı iyi anlamadan dünya şirketi olamaz. Ve oralarda o farklı yapıyı görmeliler. İkisi farklı diyeyim. Hani yapı olarak, kullanıcı tecrübesi olarak. Dolayısıyla biri daha diğerinden ileri geri gibi değil de iki farklı internet kullanım tecrübesi var diyelim özünde. Bu iki kullanım tecrübesini de iyi anlamanız lazım. Bu iki kullanım, yani biz buna ne diyoruz? Kullanıcı deneyimi diyoruz. User experience. Kullanıcıyı iyi anlamanız lazım ki ona uygun ürünler verin. Mutlaka iki tarafı da bence biliyor olmak önemli. Valla şahane, şahane. Bugün için önemli notlar çıkıyor. Umarım herkes de bunları ajandasına kaydediyordur. Çok kıymetli çünkü bunlar. Bunlar yani sizlere en az 15-20 sene kazandıracak. Çünkü Mahir Erkan'ın 20 senelik farklı farklı 4-5 kıtada geçen tecrübelerini aktarıyoruz. Mahir, şu güzel kariyerin boyunca hiçbir pişmanlığın ya da keşken oldu mu? Hani şöyle samimi arkadaşlara itiraf edebileceğim bir şey. Yani yok, pişmanlık değil de sadece bir öğrenimim oldu. Çok hani aklımda kalan bin tane şey vardır mutlaka da, insanın sonuçta başarısız olarak nitelendirdiği şeyler de bir şeyleri öğretiyor. Bunu yapamıyorum diyor, bunu yapıyorum diyor. Biz mesela şöyle bir şey yaptık aile olarak. Singapur'a gitmeye karar verdiğimizde 3 tane şeyi değiştirdik. Yani ben kendi adıma söyleyeyim, şimdi eşim ayrı bir konu. Onu da şeyi farklı perspektifle söyleyebilirim ama lokasyon değişti. Benim ekibim değişti ve sorumlu olduğum iş değişti. Yani baktığım bölge değişti, iş değişti, lokasyon değişti. Üçünü de aynı anda değiştirmek çok zormuş. Çünkü üçünün de ayrı alışma evresi var. Üst üste koyunca artı 3 değil artı 33 yapıyormuş. O zor. Yani başka bir ülkeye gidecek birine önerim şu olur. Ya bildiğiniz bir işi yapmaya gidin. Sonra o işi değiştirebilirsiniz. Ya da hani aynı işi başka bir yerden yapın. Yani ilk adımı mümkün olduğunca az parametre değiştirerek yapın. Çok çok güzel bir deneyim. Senin Asya Pasifik'te Singapur'a gittiğindeki pozisyon biraz Sergi birinin o geliştirdiği cihazlarla alakalıydı değil mi Mahir? Yani yeni yaptığı o biraz inovasyonu seven de bir şey. Google kurucusu. Aslında şöyle, benimki aslında performans reklam ürünlerinin biraz daha yeni olanlarıyla ilgili bir kısımdı.
farklı ürünlerin de reklam formatları ile ilgili bir ayağı vardı. Yani biraz şey bir ekipti. Yani biraz yeni reklam formatlarını deneyen, onlarla ilgili bilgi alan ekipti. O yüzden de işte tüm Asya Pasifik bölgesindeki işte tüm ülkelerden diyeyim. Zaten işte Endonezya, ne bileyim Japonya, Çin hepsi o bölgedeydi. Gidip o ekiplerle konuşmam gerekiyordu. Hangi ürünü, hangi firma denedi, ne oldu, sonuçları ne, performansı ne, nasıl ilerletebiliriz gibi. Harika. Mahir, peki genç arkadaşlarımıza dünyadaki sonuçta rekabet her geçen gün çetinleşiyor. Dünyadaki ileride yapacakları, girecekleri sektör, girişimci olacaklarsa girişimci sıfatıyla rekabet için neler önerirsin? Yani gelecekteki dünyada insanların cebinde ne olmalı? Hani şöyle bir laf var ya, bir T insan diye bir model atıldı ortaya. Yani bir şeyin her şeyini, her şeyin bir şeyini bileceksin gibi bir kavram var. Sen ne önerirsin? T insan mı olsunlar ya da senin dediğin gibi işte bu hani yapay zekayı mı çok iyi bilsinler, küresel mi baksınlar? Önerileri nelerdir rekabet edebilmeleri adına? Ya bunlar yani benim sadece gördüğüm için, benim de 7 yaşında bir oğlum var. Onun için ne düşünüyorum? 3 tane dil bilmesi lazım. Yani Türkçe ile birlikte 2 tane dil becerebilirsem, onu öğrenebilirse o açıdan bir avantaj olacaktır. Çünkü her ne kadar ben buna inanıyorum bu arada 3-5 sene sonra dil öğrenmeye gerek kalmayacak. Yani o aletler şu an Google Translate kullanıyorsanız inanılmaz şaka gibi. Yani gerçekten çok net tercüme ediyor. Ve gerçek zamanlı tercüme ediyor. Konuşurken pıt pıt başka dillerde konuşuyor ama yine de o dil şey kültürü öğrenme açısından önemli bence. Sadece ne söylediğini değil de hani o kültürel kodları da anlatıyor. Dolayısıyla bence iki dil bir şekilde kolay değil bu arada. Ama hedef olarak olabilir. Bir müzik aleti bence çok faydalı. İnsanın ayrı bir dilmiş gibi şey yapıyor. Olabilirse spor bir tane. Bir spor dalı. Kodlama ayrı bir dil gibi bir şey. İnsanın biraz da böyle şey, sudoku gibi şeyini de değiştiriyor yaklaşımını. Bunlar bence bizim için de önemli. İlla çocuklar için değil. Yani ben de Doğru. kendimi bunun üstüne ara ara koymaya çalışıyorum yapabileceğim ölçüde. Bunlar bizi diri tutacak şeyler. Ha, farkındaysan şey yok bunun içerisinde. Bilgisayar mühendisidir, şudur budur. Çünkü ben şuna inanıyorum. Gerçekten analitik düşünmeyi bilen biri öğrenir birçok farklı şeyi. Bir de o sosyal zeka tarafında farklı kültürler arasında o ilişkiyi kurabilmek, ortak proje yapabilmek noktasında onu öğrenen biri de başarılı. Çünkü benim en önemli gördüğüm şey Türkiye'de bize öğretilemeyen eğitim sisteminden kaynaklanan bizim kültürümüzden ortak çalışma. Yani bizde çok böyle şey yok hani ortak çalışmayı bilmiyoruz. Ortak bir proje nasıl yürütülür? Ortak projeye liderlik etmek ayrı bir şey. Ve ortak projenin bir parçası. Çünkü mesela benim şu anki işimde 10 tane falan projenin içindeyim. Bir tanesini liderlik ediyorum ama 9 tanesinin bir tarafını tutuyorum. Ve sürekli bu hayatımın içinde. Kendi yaptığım işin aynı ağırlığında bu projeler var. Ve herkes gördüğüm kadarıyla benzer şekilde yaşıyor. Ben zorlandım buna ilk başladığımda. Ama Amerikalıların çok zorlandığını görmüyorum mesela. Onu bildikleri için. Ama dünya genelde bu çoklu proje yapılarına gidiyor. Dolayısıyla matris yapılar da deniyor buna. Hani bir tane böyle hiyerarşik bir yapı yok. Birçok farklı ekiple çalışıyorsun. Müdürü yok. Yani kimseye kimseye şikayet edemezsin. Oturup iş yapacaksın onunla. O işi yaptıracaksın. Sen biraz bir şey vereceksin. Ne olacak? Bu çok zormuş. Bunu hiç o DNA'nda olmadan öğrenmek, bence bunu öğrenirlerse daha da başarılı olur insanlar. Harika, harika. Peki her seçiş sonuçta bir vazgeçiş oluyor insanların hayatında. Öğrenci arkadaşların ileriki hayatlarındaki seçimlerinde sence ne gibi faktörleri değerlendirmeleri lazım? İyi üniversite. Yani mesela bölüme çok bakmayın, yanlış bir cümle ama iyi üniversitede insanın vizyonunun çok değişebileceğini, dolayısıyla çok çalışıp bölüm değiştirebileceğini de gördüm ben. İyi bir üniversiteye girmek önemli. Ha, çok iyi liseler vardır. Yani ben kendi adıma çok mutluyum. Hani Antalya Üniversitesi'nden mezun olduğum için ama belki çok daha iyi liseler vardır. Onları görmedim, bilemem, yorum yapamam. Ama ben iyi bir liseden mezun olduğumu düşünüyorum. Ya
O zamanki arkadaşlarım hala en iyi arkadaşlarım. Çok da şeyim, hani o açıdan mutluyum. Benim vizyonumu da açtı. Üniversite ama bence liseden daha ileride. İnsanın hayatı tanıması, farklı opsiyonları görmesi açısından. Üniversite çok kritik. İyi bir üniversite. Yani çok fırsat sunan, farklı noktalarda bilgi alabileceğin, farklı toplantılara, seminerlere katılabileceğin, farklı işte kulüplere katılabileceğin, üniversitenin vereceği vizyon çok çok kritik olacaktır. Harika, aslında güzel bir öneri oldu. Mahir, benim son iki sorum sana. Sonra arkadaşların sorusu varsa onlardan da soru alalım ve kapanışı gerçekleştirelim istiyorum. Eminim onların da soruları vardır. Bu kadar kıymetli bir profili abilerini yakalamışken zaten sormalarında da fayda olduğunu düşünüyorum. Çok da büyük bir zaman ve tecrübe kazanmak adına. Seninle Tekfen'deki o kulede biz bir ziyaret gerçekleştirmiştik. O dönem benim çalıştığım şirkette bir muhabbet geçmişti aramızda. Sen çok iddialı bir şey söylemiştin. Sevgili Sedat da kulakları buradan çınlasın. O da vardı hatta. 40'la ilgili senin bir projen vardı. Ben 40'tan sonra nokta nokta yapmam diyordun. Sonra Asya Pasifik çıktı. Hatırlıyor musun? Atışıyorum. Bir onu alabilir miyiz? Bu hani şey bir şey. Aslında bir kırılım. Çünkü orada iki tane farklı Mahir'i ben yakalama ve görme şansına eriştim. Ben çok mutlu oldum o açıdan da. Bence de çok önemliydi. Senin için özel değilse arkadaşlarımıza söylersin. 40'ta senin planın neydi 40 yaşına geldiğinde? Yani biraz daha küçülme diyelim. Hani bu kadar profesyonelliği ilerlettikten sonra, yani 40 yaşında ben Antalyalıyım işte, hani Antalya'ya gideriz. Olimpos'ta bir yerlerde işte biraz daha böyle küçülürüz modelinde, işte bir sahil kasabasında, yani daha küçük bir yerde yaşarız diyordum. Hayat, yani çok planlayamıyorsun işte, yani bu pandemi süreci. Günün sonunda hiç kimse hiç bu günleri planlayamıyordu. Bir şekilde hepimiz adapte olduk. 10 yıl sonra ne olacağını da bilmiyoruz 5 yıl sonra. Ve buna da alıştı herkes. Ama hani hala planın nedir diye soruyorsan, hala o aslında günün sonunda. Hani biraz daha o, belki şeyden de kaynaklanıyor. Büyüdüğün yerle ilgili hep bir özlem var ya, Doğru. büyüdüğün yere. O şeyi hatırlıyorsun. Yani ne bileyim, bizim orada Faselis var mesela, kemer taraflarında. Böyle oraları hatırlıyorum şey olarak, düşünce olarak baktığında insan, o bir şey gibi geliyor. Destinasyon gibi geliyor ama evet, belli bir zaman sonra şeyi fark ediyorsun. Hayat da seni bir yere getiriyor. Bir şeyleri de yapmak istiyorsun. Çok şey olmamak lazım, katı olmamak lazım günün sonunda. Ama yani mesela bir şey önerebilirim arkadaşlara buradan. Hayatta benim hep faydamı olan şey şu oldu. Bildiğim şeyleri paylaşmak hep bana fayda getirdi. Çünkü belki bundan 20 sene önceki iş hayatı bildiğin şeyleri saklama üstüneydi. Yani o zaman, çünkü sen kendin eşsiz oluyorsun, senden vazgeçmiyorlar. Şimdiki iş hayatı insanların birbirini desteklediği bir iş hayatı. Senin başarılı olman, bir yere gelmen başka insanların seni desteklemesiyle oluyor. Kendi başına olmuyor. Özellikle dijital dünyada. Onu paylaşmalarını öneriyorum ben. Bildikleri bir şeyi anlatsınlar. O bildikleri şeyi daha iyi öğrenmelerini sağlıyor. Daha dersini iyi çalışıyorsun anlatmak için. Ve insanlar şey yapıyorlar. Sana da destek oluyorlar. Sana da başka bir şey öğretiyorlar. Sen bir şey öğretiyorsun, başkaları sana bir şey öğretiyor. O birlikte daha iyi. Çünkü bu dünyada kazanan yok, tek kazanan yok. Hani şey var ya, İngilizce win-win. Kazan kazan değil bu dünya. Herkese ekmek var. Herkese fırsat var. En iyi veri analitiği, ya şu an çok iyi ben veri analitiği biliyorum deyin. Ben size söyleyeyim. 1.000 kişi mi var böyle? 1.000 tane iş vardır. Buluruz. Siz yeter ki o alanda çok başarılı olun. İleri gidin. Bence bir sorun yok. Bulursunuz ileri gideceğiniz noktayı diye düşünüyorum. Vallahi çok güzel bir hayat özeti oldu Mahir. Teşekkür ediyoruz aslında. Çok da keyifli oldu. Mahir, son olarak da ben sana mükemmelliğin tanımını yap desem ne dersin bizlere? Değişen bir tanımı olabilir hep. Yani sadece şöyle bir şey var. İnsanlar bence bazen şeyin farkında değiller. O yüzden şey oluyor. Çok zengin insanlara soruyorlar ne istersin diye. Huzur isterim falan diyor ya. Yani çok fazla, çünkü hayatı karmaşıklaşıyor.
o aile arkadaş iletişiminin bağının ne kadar önemli olduğunu fark etmiyor olabiliriz. Mükemmellik biraz şeyden geçiyor. İnsanın ailesiyle olan bağının arkadaşlarıyla işte akrabalarıyla olan bağının güçlü olmasından kaynaklanıyor. Sonra iş gün boyu işte birlikte idik pandemi öncesinde. Bunların hepsi aslında şey bir bütün o mükemmelliği oluşturan şeyler. Bilmiyorum hani biraz bunları şey yapıyoruz, kenara koyuyoruz gibi geliyor. Ağzına sağlık. Çok keyifliydi. Muhteşemdi. Bu arada Mahir, aşağıdan sana evine dön Mahir diye tezahüratlar da var. Onlar da sana tezahüratla seni Antalya'ya geri çağırıyorlar. Haberin olsun. Taraftarların bekliyor şeylerin seni büyük bir heyecanla. Evet. Arkadaşlarım vardı. Muhtemelen onlar yazmıştır. Muhtemelen, muhtemelen. Hazır Mahir Erkan'ı yakalamışken sevgili arkadaşlar var mı sorularınız? Sorularınız varsa Mahir'in de ondan sonra sorularımızı yöneltelim. Böyle abilerinizi kolay kolay yakalayamazsınız. Ajandaları çok yoğun. Ona göre isterseniz hazır şimdi canlı yayındayken istediğiniz soruyu yöneltebilirsiniz. Sonra kapanışı gerçekleştirelim. Ben çok keyif aldım Mahir. Çok güzeldi. Bir Teşekkür soru ederim geldi Ali. abi. Çok şey yani seninle alakadar bir şey yok. Yani İtalya'ya gidip hocam yüksek lisans İtalya'ya gidilebilir mi bu dönemde? Şimdi bu yani bu tarz değil de daha çok dijital dünya ve hani teknolojiyle alakalı merak ettikleriniz varsa Mahir'e yöneltelim. Şimdi ben sadece bununla ilgili şöyle bir yorum yapabilirim. Söyle söyle abi. Yani her yere gidebilirsiniz gün sonunda. Eğer pandeminin şiddetinden bahsediyorsanız iki kere düşünmenizde fayda var herhangi bir yere gitmeyi. Kontrol etme olasılığınız olmayabilir ama yurt dışında düşünün mutlaka en azından belli bir süre geçirmeyi derim. Mahir'cim, başka sorular da geldi. Bize hitap edecek uygun bölümü seçerken neleri önerirsiniz demiş bir Kerem Ertarin. Böyle bir soru yöneltmiş. Yani dediğim gibi aslında şey iyi bir üniversite öneriyorum. Yani şöyle Evet, Mahir sorayım. Üniversitesi söylüyor. Bilgisayar mühendisliği düşünüyorsunuz ya da elektronik mühendisliği ya da fizik mühendisliği. Benim en başarılı kodlama yapan insanlar, iyi şirketlerde çalışan fizik mezunu örneğin. Doğrudan aslında bilgisi yok. Ama iyi üniversitelerde girmişler, o kodlamayı yapmışlar, farklı dersler alabilmişler, farklı kaynaklar kullanabilmişler ve ileri gitmişler. Yani bilgisayar mühendisliği bölümüne girmenize gerek olmayabilir. İyi bir kodlamacı olmak için. İyi bir şirkette mühendis olmak için. Fizik bölümünü de bitirebilirsiniz. Matematik bölümünü de bitirebilirsiniz iyi bir üniversite. Onu söylemeye çalışıyorum. Süper, süper. May, güzel bir soru geldi. Onu da sana yöneltelim. Programımızı kapatalım. Kendinize yaptığınız en büyük yatırım nedir diye gelmiş. Güzel bir soru aslında. Sen ne yaptın May? Kendine yaptığın en büyük yatırım sence ne? Valla herhalde çalışmak. Yani şu anlamda söylüyorum. İnsan çalıştıkça belli şeyleri yapıyor. Belki şu olabilir. Çalışmak çok basit olmasın. Şimdi herkes dikey hareket etmek istiyor. Bir üst seviyeye geçeyim, terfi edeyim, ilerleyeyim. Bazen yatay hareket etmeniz lazım. Yatay hareket ettiğiniz zaman daha farklı bir perspektif alıyorsunuz. Daha farklı şeyler öğreniyorsunuz. Mesela Asya Pasifik'e gitmek benim için gerek yoktu. Hayat güzeldi, işimde iyiydim. Durduk yere şey oluşturdum kendime. Stres. Hatta dedim ya üçünü aynı anda yapınca iyice zor oluyor. Ailem için de, eşim için de bir ekstra şey oluştu. Mücadele alın. Çocuğum için de yeni bir kültüre alışı. Ailecek bu sırf ben değil. Benimle birlikte onlar da hep birlikte. Ama o sayede mesela bambaşka bir yetenek keşfediyorsunuz, oluşturuyorsunuz. Onun üzerine o perspektifi ancak öyle geliştiriyorsunuz. Dolayısıyla yatay hareket etmek bazen sizin için orta ve uzun vadede daha büyük bir şey veriyor. Yani en büyük yatırım bu risk demeyeyim de yatay hareket edebilmeye kendinizi ikna etmek.
Macim, ağzına sağlık. 14 saniyemiz kaldı canlı yayının da bitimi için. Çok teşekkür ediyoruz. Çok kaliteli, çok keyifli ve gerçekten derinlik doluydu. İnşallah fiziki ortamda da seni ağırlarız. Ağzına sağlık.